Selahattin abi, üstadı ziyarete ne zaman gittiniz? Nasıl gittiniz? Onu bir anlatabilir misiniz? Duyduğumda büyüyünce mesela askere gittim ben. Askerde artık devamlı üstadı yani bir fırsat bulup gitmek istiyorum yani şeyine. Yani. Tabii askerde depolar bana taşımadı. Askerde depolar bu mühim şeyler. Tahribçiler bende bütün silahlar, silahlar. Bir tabanca çaldı şeyde depodan da. Ancak işte arkadaşlarım para toparladık, bir tabanca aldık, yerine koyduk, yaptık. Ondan sonra bana izine gittim de. Neyse para aldım, gittim, onlara şey yaptım. Ondan sonra zaten 6 ay kalmış test yerime. Fakat devamlı üstadı soruşturuyorum yani. Nerede bulurdu şey yapan, bazı emir aldı, bazı ispatı aldı. En son soruştum, tezkere alacağım zaman ispatı dediler, ispatı dediler. Hemen memlekete gitmeden tezkere alır almaz direkt ispatı şey ettim. Bir tembil aldı da İspatya'ya gitti. Tabi İspatya'ya yaklaşınca soruyorum onlardan. Onlar bana ya nasıl cesaret edersen soruyorsan bana söylediler ya seni hapis ederler falan. Aldırış etmiyorum ben. Sonra birisi bindi şeye, trene, Vahşi Şaban'mış. Başında beraber, dedi bak üstlerinin talebelerindendir bu bize, bana dediler. Ondan arkadaş olduk Şaban'la, Vahşi Şaban'la. Şaban dedi ki ben seni götürürüm dedi. Tamam İspat'a geldim, uyuyacağım da namaz kıldık. Bir de baktım Şaban kayıp oldu. Aradım o tarafı, o da benden şüphelendim. Ne diye atıp bilmiyorum daha ne oldu yani. Şaban kayıp olunca gittim imama sordum. Dedim ben zaman ziyarete gelmiş, acaba nasıl şey yapayım? İmam dedi saray parçasına gel, Nuri Benli var. İslam'ın talebelerine. O seni götürür dedi. Doğru gidip saray parçası otelde, Nuri Benli'yle Allah rahmet eylesin görüştük. Çok mütevazı, çok mübarek bir zattı yani Zülverdi. O geldi, ben Rüşit Efendi'nin dükkanına gitti, Rüşit Efendi. Rüşit Efendi talebeler gelirse şimdi öyle gönderdi size. Rahmetlik Zübeyir abi geldi. İşte Zübeyir abiden ilk olarak 55'te orada şey ettik. Tabi askerden geldim, başım çıplak böyle, başıma şapka koymuşam. Yani şapkanı da, gerçi anlamından duymuştum ama pek şey etme, aldığı şey yapmıyordum. Ondan sonra Zübeyir abi dedi ki, üstad şapkalı kimseye kabul etmez dedi. Ondan sonra şapkalı kabul etmez. Sonra üstad da burada değil, başka yere gitti dedi, şey gitti. Ondan sonra ben de işte şapkayı attım, şey yaptım. Yoluma devam etti, bana gitti, bana gitti. Ama devamlı tabi üstad katımdan çıkmıyor, ziyaret mutlaka edeceğim yani ha. 56'da tekrar Van'dan döndüm geldim yani üstadın ziyaretine. Yani birinci ziyarete 55'te gittiniz, görüşemediniz. Görüşemedik ya. Tekrar Van'a döndünüz, Van'dan 56'da tekrar geldiniz. Tekrar geldim. Evet, nasıl 56. görüştünüz orada? 56'da geldim. Gide tabii artık öğrendim yani tabii. Oteli de öğrendim, Rüşit Efendi dükkanı da öğrendim. Hepsini öğrendim bu sefer. Rahatlıkla otele geldim, otelde kaldım. Ondan sonra şeye geldik, oradan Rüşit Efendi var ya. Yine talebeler de geldi. Zaten başka yere gidecek, hemen şey etti. Gel dedi, hemen gel. Arkadan gittim, başka bir yere gidecek. Ya eğildi ya başka Ahmet abi bir yere gidip. Ondan sonra Nerdivan'la da üstaddan görüştük yani, Nerdivan'la. Üstadın elini öptüm, ondan sonra eski talebelerin tek tek benden sordu üstad. Talebelerin benden sordu. Ondan sonra çaycı Emin için ben çok merak ediyorum. O niye İran'a gidecek? Gitmesin. Sözler macması dedi, matbaada dedi. 6 aya çıkacak. 3 aya çıkacak. 3 aya çıkarsa ben de Van'a geleceğim dedi. 3 aya çıkarsa ben de Van'a geleceğim dedi. Ondan sonra tabii üstaddan ayrıldık. Üstad da yola sardı. Gitti, şey yaptık. Ya her sene üstadı ziyareti mutlaka geleyim yani. Hem de orada ticaretle uğraştığım için bazen İstanbul'dan, İzmir'den de mallar alınıyor. Şey. Kaç defa ziyaret ettiniz üstadı? Üstadı 3 defa hafta geldi de bir kifadı. Her sene gideyim de fakat orada olmadığı için görüşemiyorduk böyle şey. Fakat üstad da yani sırf ziyaret için geleni kabul etmiyor. Aciz oluyor yani. Hassas oluyor. Ben mecbur oldum ayakkabı almaya başladım şeyden İspartalı'dan. Yani zaten toptan bakarya üzerinden şey yapıyorum. Onu da o çeşit olarak hem de yol payım da çıkarttı o ayakkabılar yani şey yaptı. Üstad da rahatsız olma, aciz olmasın diye. Ayakkabı almaya başladım şeyler. Yani siz üstadın elini öptünüz. Öptüm. Peki üstada bir soru sordunuz mu? Veya üstadı gördüğünüz zaman neler yaşadınız? Üstad hiçbir şey sormadı. Yani sormadan kendisi konuşma şeydi yani. Böyle bütün talebelerini sordu tek tek yani Van'daki.
Hacı Nuh mesela, Cahit Ünsal'ın şey, bütün hepsi sordu. Çaycı Emin üzerine durdu yani. Çaycı Emin dedi ki, ben çok merak ediyorum, o diye İran'a gidecek, gitmesin diyor yani. Ha. Hani Kastamonu'da üstadın hizmette bulmuş ya Çaycı Emin. Ben Van'a geldiğim zaman da sordum, üstadın selamı var ona, şey, kimse tanımıyor yani. Van'da ismi Yemen Bey'di onun, Yemen Bey. O ismi üstad koymuşlar Çaycı Emin yani şeyde. O da çaycılık yapmış oldu. Emin de olduğu için Çaycı Emin diye üstad o ismi kendisine koymuş. Sonra getirdiler Cemil Bey'i, orada tanıştık yani Çaycı Emin'le tanıştık. Fakat ondan artık sende ben de olduk, devamı sık vardı. Gece geldi, sabahlar bir evde kalırdı, gece bize kalırdı, şey yapardı, anlatırdı yani üstadın şeylerini bütün. Anlatalım mı üstadın o nasıl tanıştığını, onun da yani Çaycı Emin'i. Yani Çaycı Emin şey bana kendisi anlattı yani o şeydi. Üstad şeye geldiği zaman, Kastamonu'ya, Eskişehir'den Kastamonu'ya geldiği zaman bana da hemşehriden gelmiş, büyük bir izah, şeyler. Dedim haber verin yani çıktığı zaman, üstad kırlığa çıkıyor bazen, kontrol altında. Karadağ'a çıktı, ben de peşini takip ettim. Bir çeşmenin başında oturdu. Gittim yanına oturdum. Dedim memleket iki dedi, Kürtçe sordum. Üstad benden Kürtçe konuşma dedi. Hem de yanımdan çekil dedi. Bak bir ben takip altında geliyorum bu yani. Yani şey altında. Diye çekildim ama diye içimden hiç çıkmadı üstad. Tekrar haber bir şey değil mi? Üstad çıkarken bana yine haber verin diye. Üstad tekrar çıkınca tekrar yine haber böyle. Tekrar diye takip ettim üstadı. Yine aynı çeşmenin başında oturdu. Gittim yanına. Dedim ki memleket ne dedi? Türkçe konuşsun. Memleket ne dedi? Van dedi. Dedim ben de Vanlıyım dedi. Onu da tanıştık diye. Üstad dedi ki beni karakolun üstüne hapsetmişler. Karakolun içindeyim dedi. Gel de orada görüşelim. Çıkartmış kendisine 3 altın vermiş yani ha. Üstad şey, Emin abiye kendisi anlattı bana. Bana 3 tane altın verdi bana. Ondan sonra hatta o altınların bir tanesini Molla Hamid'e vermiş. Bir tane de Abdurrahman vardı derdi üstadın para şey etmiş. Şey etmiş bir ihtiyacı onlara bozulmuş sonradan. Üstad gittikten sonra gittim karakola. Dedim benim hemşehrim var burada. Komiser daraldı nerede şey. Ondan sonra ya hasret kaldık gelmiş memlekete. Görüşeceğiz dedi. Üstad'ı çağırdılar, görüştük üstad. Üstad dedi, param kalmadı. Yatağımı sana satalım. Pazarlık ettik. Ben üstad 25 mecliye istedi. Ben 20 mecliye verdi. Dedi, komiser de kesti yani 25 mecliye. Kesti. Üstad dedi ki, bunu bana kiraya ver. Kardeşlerimin gelince onun kirasını sana ayrıca veririm. Ben çıkarttım diye parasını da verdim, bir şeyin parasını almadı üstad. Ben ne yapacağım parayı dedi. Bana ne lazım olsa bekçiden pusa göndereceğim, al gel bana dedi. Yumurta lazım, yoğurt lazım, ne olursa lazım olur. Üstad'la öyle irtibatlaştık yani. Her gün üstadın ziyaretine gideyim, ne lazımsa, ne ihtiyacı varsa gideyim, gelip görüşürüz. Yani o vaziyette bir şey yaptı yani. Çaycı Emin abi, Allah rahmet etsin yani şey yaptı.